sevgili gençler. SML Hoca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sınav ajandası programından bahsedeceğim bu videoda. Artık askere gitmeme bir gün kaldı. Bir günden biraz az kaldı, yani saatler kaldı. Size sınav ajandası programını önce açıklayayım. Sonra videolarınızı izlersiniz ben askerdeyken. Bu sınav ajandası nedir sevgili gençler? Sınav ajandası grubunda biz öğretmenlerimizle bir araya geldik. Tabii buradakilerin hepsi öğretmen. Yani kimya adası kimya öğretmeni, Seymen Hoca matematik, ben matematik öğretmeniyim. Hepimiz birer kurumda çalışıyoruz. Bu işi de zaten sürekli her sene yenilenen sistemin içerisinde bu işte de zaten artık usta oluyoruz değil mi bu konu anlatımlarında? Şimdi düşündüğümüz zaman şu şekilde, biz hepimiz farklı alanlarda öğrencilere faydalı olmaya çalışıyorduk. Ama şöyle bir durum vardı ki öğrencilerden sürekli ama sürekli şu yorumlar alıyorduk. Hocam ben programlayamıyorum kendimi. Hocam ben sürekli işte nasıl diyeyim, kanal aramaktan veya işte evde çocuk kursa gidemiyor, dershaneye gidemiyor. Belki mezun okula da gidemiyor. Bir şekilde bir yerlerden konu çalışması lazım. Bir şekilde soru çözmesi lazım. Bir şekilde taktik alması lazım. Ve bu taktikleri nasıl çalışacak? Bu dersleri nasıl çalışacak? Bu konuları nasıl anlayacak? Dedik ki biz çocuklara bir program yapalım. Bu program dahilinde de kendi önerdiğimiz kanalların içerisinden. Yani özellikle bir topluluk değiliz farkındaysanız. İşte illa kimyayı da benden dinleyeceksin, fiziği de benden dinleyeceksin, matematiği de benden. Bu şekilde değil. Tamam mı? Yani bu işi en iyi yapan, en iyi yapabilecek, en iyi anlatabilecek, öğrencinin en faydalı olacağı biçimde biz bu işi yapalım dedik. Gerçi çoğu hocamız da, hani siz de belki bilmiyorsunuz ama buradaki çoğu hocamız da yüz yüze bile görüşmedik. Sadece biz bu kanallardan eminiz diyelim. Tamam mı? Bu kanallardan eminiz. Şimdi kimya adası kimya dersleri için, SML hoca yani ben matematik dersleri için, fizikte Barış Kanalı fizik hocanız olacak sizin. Türkçe hane Serdar hocamız Türkçe hocası olacak. Senin biyolojin kanalı, biyoloji kanalı, tamam mı? Ve geometri kanalı da biliyorsunuz Kenan Kara ile geometri, hepimizi bir araya getiren, ilk adımı atan hocamız Kenan Kara ile geometri. Buradan da ona teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sınav ajandasının genel amacından size bahsettim. İşte dediğimiz gibi programlarınız olacak, tamam mı? Her kanal kendi programını yayınlayacak ve diyecek ki şu gün şu saatlerde şuna çalış, bugün bu saatlerde buna çalış. Tüm matematiği, tüm kimyayı, tüm fiziği, tüm biyolojiyi, tüm Türkçeyi ve tüm geometriyi bu kanallar sayesinde halledebilirsin. Tamam. Ha, belki daha sonrasında aramıza katılan hocalar olur mu? Olabilir. Neden olmasın? Bu programları düzenleyen ve size ders konusunda yardımcı olabilecek ve özellikle bu ders konularında ve rehberlik konularına yardımcı olabilmenin dışında matematik alanında da size yardımcı olabilecek Irmak Hoca da aramıza katılabilir gençler. Haberiniz olsun. Şimdi benim Temmuz ayı için size öngördüğüm program bu. Uygun gördüğüm program bu. Haftada 3 konu şeklinde paylaştım ben. Bunların hepsi yeni videolar olacak. Birazdan bu videoların içerisinde bakın burada PDF yazıyor ya. O PDF'leri de ben birazdan size tanıtacağım arkadaşlar. Yalnız şöyle bir durum var. Şuradaki 3. madde var ya gençler. 3. madde. Temmuz'da askerdeyim fakat videolar otomatik yüklenecektir diye. Bu tamamen Temmuz'da hani 21 günlük bir askerlik yapacağım. Tamam, bedelli gideceğim. Ve 1 Temmuz'la bu 21 Temmuz arasında olacak sevgili gençler. Yani Temmuz ayının hemen başında. 1 Temmuz'da da bizim program başlıyordu. Bu yüzden hani öncesinde çekebildiğim kadar fazla video çekeyim ki yükleyeyim dedim. Biliyorsunuz acil matematik TYT soru bankasını da çözüyorum. AYT soru bankası çıkacak. Onu da ben çözeceğim. Ve tüm bunların yanında da size konu anlatımları çekeceğim. Yalnız bu askerlik olmasaydı, tekrar söylüyorum, eğer hani askerliğim bir ay daha sonra olmuş olsaydı bu videoların 3-4 katını da görebilirdiniz sevgili gençler. Ama şimdilik Temmuz ayı için, beni affedin, Temmuz ayı için size öngördüğüm program bu. Sorular ve konu anlatımı hocam yeterli mi? Kesinlikle yeterli. Fazlasını bilmene gerek yok ama eksiğini de bilmeyeceksin. Tamam? Fazlasını bilmene gerek yok ama eksiğini de bilmeyeceksin. İlk konumuz sıra sıra sayı kümeleri. Tek çift sayılar, pozitif negatif sayılar, maksimum minimum soruları, ardışık sayılar, asal sayılar, bölen sayıları, rasyonel sayılar. Rasyonel sayıları uzun anlattığım için iki videoya böldüm. Basamak çözümlemesi, bölme, bölünebilme şeklinde devam edeceğiz. Daha sonrasında EBOB, EKOK gelir. Tamam mı? Şimdi tabii faktöriyel kavramını falan da anlatacağız. Bu videolar da aslında hazır ama ben Temmuz ayı için sadece bu 12 videoyu sizlere göstereceğim.
Askerden 21'inde geldikten sonrasında zaten hızlı bir şekilde bunların 2 katı 3 katı kadar da video göreceksin. Bundan merak etme. Başka kanallara söz verme. Şimdi PDF dosyalarını videonun altındaki açıklamada ücretsiz indirebilirsin. Bak ücretsiz diyoruz. Hatta ve hatta bunu bir adım ileri taşıyorum. Birazdan göstereceğim PDF'leri. Beğenirsin beğenmezsin sana kalmış ama bir ders anlatım PDF'in olacak senin. Tamam mı? Bir de işte hocam tamam YouTube'dan ders çalışıyoruz ama ben bu YouTube'dan ders çalışırken kalem elimi alıp not tutmayı sevmiyorum diyebilirsin. Sonuçta 5 parmağın 5'i bir değil diyebilirsin. Bunun için de tamam mı? O PDF'lerin, boş PDF'lerin, ders işleme föylerinin nitelindeki o PDF'lerin ben sana çözümünü de yaptım. Doldurdum bir de onları güzel, tamam mı? Güzel güzel yazdım. Bak anlayabileceğin şekilde yazdım. Yazım da güzeldir zaten. Önceki videoları izlediysen biliyorsundur. Bu zaten burada da var yazım. Bu PDF'lerin üzerine çözümlerini yaptım. Tanımlarını yazdım. Açıklamaları yazdım. Uyarıları yazdım. Hepsini ama hepsini sana ben PDF şeklinde onu da sunacağım. Yani sen bir boş PDF indirebilirsin. Bir de çözümlü PDF indirebilirsin. Bunun yanı sıra bir de bunun videosunu izleyebilirsin. Daha ne olsun, değil mi? Şimdi bu konu anlatımlarının yanı sıra da acil matematik TYT ve AYT video çözümlerini düzenli olarak ekleyeceğim sevgili gençler. Dediğim gibi ayın 21'inden sonra acil matematik TYT AYT çözümleri de bu sınav ajandasının konu anlatımları da 2 kat 3 kat hızlı bir şekilde ilerleyecek. Allah izin verirse zaten bu acil matematik TYT soru bankasını yaz bitmeden bitirmeyi de planlıyorum. Allah izin verirse. Bakalım. Dediğimiz gibi Temmuz'da askerden geldikten sonra bu videolar hızlanacak. Şimdi gelelim bu PDF'lere hazırsanız. Şimdi PDF'lerin genel görünümü bu şekilde olacak. Bakın kesirli ve ondalık sayılar PDF'ymiş bu. Tamam. Bu konu anlatım PDF. Yani ben burada işleyeceğim PDF. Üstü boş olan. Neresi boş hocam? İşte bakın burada tanımları yazmadık. Bunların neler olduğunu karşılarına yazmadık. Soruları çözmedik. Örnekler çözümsüz şu an. Ben bunları tek tek sana videoda anlatacağım haliyle. Tamam mı? Burada değerli bilgiler var sevgili gençler. Bu bilgileri hiç hani böyle sanki derste oturmuşsun da matematik öğretmeni dinliyormuşsun gibi düşüneceksin, tamam mı? Hani böyle hoca tahtaya geçer ve elini tahtaya vurur ya böyle hani böyle yapar. Dinle bak burası çok önemli der. Değil mi? Aynen o şekilde vurgulayarak ben sana bunları anlattım. Bunların videolarını izleyeceksin. Videoları izledikten sonra ya da önce şunu da yapabilirsin. Boş PDF indirirsin. Kendin örnekleri çözmeye çalışırsın. Konuyu anlamaya çalışırsın. Burada boş verdiğim tanımları yazmaya çalışırsın. Yazdıktan sonra ne mi olacak? Şöyle videoyu açacaksın ve diyeceksin ki bak ben bu tanımı bu şekilde biliyordum ama bu tanımın içerisinde dikkat etmem gereken şu şu noktalar da varmış. Hemen ekleyebilirsin. Bileşik kesirin tanımını ben şu şekilde biliyordum ama bu daha güzelmiş ya daha akılda kalıcıymış. O zaman ben bunu yazayım diyeceksin. Sonra tam sayılı kesirdir şudur budur. Bu da sayfanın en alt kısmında notlarım diye bir kısım var. Ben sana diyeceğim ki şu notu al buraya diyeceğim. Sen o notu buraya yazacaksın. Tamam mı? Sonrasında ise bakın biraz daha aşağı iniyoruz. Burada demişiz ki mesela peki her reel sayıyı kesirli biçimde ifade edebilir miyiz? Hadi biraz kafa yoralım diye. Ben buraya sana her reel sayının kesirli biçimde yazılıp yazılamayacağını buraya ispat edeceğiz. Beraber ispat edeceğiz, tamam mı? Burada kafa yoracağız, kafa patlatacağız yani. Ya biraz da böyle müfredatın dışına çıkıp tamam mı? Matematiğe karşı böyle ilgini arttıracak şekilde tamam mı? Hiç unutmayacağın şekilde hani ben buraya öyle şeyler yazacağım ki onu bir kere göreceksin ve diyeceksin ki lan bir daha ben bunu asla unutmam ya diyeceksin. Tamam? Aynı o tarz o derece şeyler anlatacağız bu videolarda. Şimdi biraz daha aşağı iniyoruz. Bu uzun bir PDF. Şu an 4. sayfasındayız. 10 sayfalı bir PDF olması lazım. Burada hepsini tek tek anlatıyoruz. Yani nasıl diyeyim? Hocam işte kesirlerin bölünmesini de anlatmayı ver diyebilirsin. Tamam mı? Ama şöyle bir durum var. Matematiği sanki böyle hiç bilmeyen birini anlatıyormuş gibi o da dinlerken zevk alacak. Matematiği üst düzey olan öğrenciler de dinlerken bundan zevk alacak. Çünkü içerisinde kolay sorular da var, orta sorular da var, zor sorular da var. Tamam mı? Ve hani özellikle ben bu zor soruları zor soru demeyi sevmiyorum ama güzel soru demeyi tercih ediyorum. Kaliteli soru demeyi tercih ediyorum. Gerçekten kaliteli sorular da var. Yine buralarda gördüğümüz gibi notlarımız var, uyarılarımız var. Kesirlerde sıralamaların 5 farklı şekilde veya kendimize çeşitlendirebiliriz ama en derli toplu şekilde paydalar eşitse, paylar eşitse gibi gibi bu şekilde 5 farklı metotla gösterdik. İlkokuldan bu yana hiç değişmemiş olan işlem yeteneğinden bahsettik. Sonrasında biraz aşağı indik sonsuza kadar giden kesirlerden bahsettik. Tamam mı? Ondalık sayı, ondalık sayıların gösterimi, ondalık sayıların çevrimi. Bu şekilde sorulardan bahsettik. Bakın yine burada kafa yoralım kısmı var.
Biz bu A virgül B C D E'nin C D E devrederken şu şekilde bir formüle sahip olduğunu biliyoruz ama bu formül neden bu şekilde bir formül? Ne alaka yani? Gibi kendimize sorular sorup videoda bunun ispatlarını yapacağız. Bunu göstereceğiz, tamam mı? Sonrasında bazı alıştırmalar yapacağız ve bunların en güzel yanı videonun sonunda PDF'in sonunda yeni nesil sorularla da karşılaşacaksın. Tamam? Bu yeni nesil sorularda da artık acil matematik teyit soru bankası olur. Farklı kaynaklar da çözebilirsin ama benim tavsiyem ve tercihim, takdiriniz acil matematik TYT Soru Bankası, AYT Soru Bankası, acil matematiğin tüm kaynaklarını. Tamam mı? Şunu da yapabilirsin. Hocam ben işte acil matematik TYT Soru Bankası'na sahibim ama ben bunları çözerken bazen sıkıntı yaşayabiliyorum. Hocam ben bunları çözerken çok dikkatim dağılıyor. Birisinin ödevlendirmesi lazım. Gel yanıma, ben seni ödevlendiririm, tamam mı? Yani nasıl diyeyim? Sonuçta şöyle düşün. Ben bu kurumda çalışırken çocuk bana geliyor diyor ki hocam beni ödevlendir. Tek istediği şey öğrencinin birinin ona bir komut verip, tamam mı, onu takip ettiğini gösterip hocam bana ödev verin deyip şimdi ben ona ödevi veriyorum. O bir hafta boyunca çalışıyor. Bir hafta boyunca didiniyor. Neden? Hocaya verdiğim sözü tutuyum. Çoğumuzun kafası da bu şekilde çalışıyor. Tamam mı? Gel sen bana yorum at. Mail at. Tamam mı? Gerekirse telefon numaramı vereyim. Sen bana bunu söyle yeter. Ben seni ödevlendiririm. İlla videolarımı izlemek zorunda değilsin. İlla yorum yapmak zorunda değilsin. Like atmak zorunda da değilsin. Bunları istemiyoruz zaten. Bizim tek derdimiz öğrenci. Tek derdimiz öğrenci. Öğrenci bir şeyler yapsın. Öğrenci iyi bir okul okusun. Öğrenci iyi denetler yapsın. Öğrenci vatana millete hayırlı bir insan olsun. Tek derdimiz bu. Tamam mı? Şimdi bunun dışında da gösterebileceğim şu şekilde diğer PDF'lerden de bahsedelim. Hani diğer PDF'lere örnek olarak bakabilir miyiz hocam diyenler varsa da onu da şu şekilde gösterebiliriz. Bakın yine yeni nesil soruların olduğu kısmı açtık. Bu neymiş? Hangi videoymuş? Bakalım. Bölen sayıları. Bu bölen sayıları mesela çok anlatmasını da çok sevdiğim bir konu. Bölen sayılarında neden bu pozitif tam bölen adedini bulurken bu formülü kullanıyoruz ki? Neden üstleri bir artırıp çarpıyoruz? Ne alaka? Ne ilgisi var diyenler için, sırf bunu diyenler için, bunu merak edenler için güzel şeyler hazırladık. Tamam mı? Bunları tek tek açıklayacağız. Çift bölen adedi nasıl bulunur? Tek bölen adedi nasıl bulunur? Bunlarla ilgili yeni nesil sorular var mı? Evet, kesinlikle var. Bu soruların hepsi kendi el yazım arkadaşlar. Bunları alıyorsunuz, indiriyorsunuz, çalışıyorsunuz, bana geliyorsunuz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bir plan program dahilinde olması tabii ki benim de en çok istediğim şeylerden bir tanesi. Ama şöyle bir durum var ki sevgili gençler, dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Askerde olacağım bu süre zarfında ama askerden döner dönmez o tezkereyi alır almaz hemen geleceğim ve sizlere yeni videolar çekmeye devam edeceğim. Hiç kaygınız, kuşkunuz olmasın. Dediğimiz gibi programım, Temmuz ayı programım bu. Temmuz ayında bu programı bitirirsen bunun iki katı yoğunlaştırılmış programı Temmuz'dan sonra hangi ay geliyor? Ağustos mu? Ağustos ayında görebileceksin. Tamam? Ağustos ayında bomba gibi olacaksın. Ve diyeceksin ki lan keşke daha öncesinde bu şekilde anlatan hocalar olsaymış da biz de bu matematikten korkmasaydık. Matematiğe daha böyle sevgi dolu baksaydık. Keşke nefret etmeseydik. Keşke kalemi kağıdı bırakmasaydık diyeceksin. Öğretmen etkisi çoktur. Ve bu yüzden de öğretmen etkisi çok olduğu için de biz derledik, topladık, seçtik. İşte o bizim hocalarımız. İşte sınav ajandası. Tamam. Sınav ajandası programıyla, sınav ajandasında içerisinde bulunan hocalarla yürüyeceksin arkadaşım. Hiç sıkıntı yok. Ama şunu dinle. Hocalarının söylediklerini yapacaksın. Dışına hiç çıkmayacaksın. Sene boyunca, şimdi bu işin %50'si hocaysa, %50'si öğrenci. Tamam mı? Sen de kendi payına düşeni yapacaksın. Sana düşen görevi yapacaksın. Sorumluluğunu bileceksin. Bakın biz dediğimiz gibi burada çalışan çoğu hocamız, Kenan hocamız da öyle, Türkçe hocamız da öyle, ben de öyleyim. Yani belirli kurumlarda çalışıyoruz. Tamam. Normal iş saatleri bunlarda. Yani sabah 9'da başlar, akşam 5.30'da 6'ya kadar bazen yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Özel derslerimiz oluyor, onlara koşuşturuyoruz belki. Ama eve geliyorum ve diyorum ki evet çok az vaktim var ama belki bazen yemek bile yemiyorum. Hani yemiyorum derken erteliyorum, yemeği de erteliyorum ve diyorum ki benim video çekmem lazım. Benim çocuklara bu konuyu anlatmam lazım. Yarın çocuklar bu videoyu göremezlerse çocuklar üzülürler veya çocuklar işte ders çalışmayı bırakırlar. Çocuklar dersten soğuyabilirler. Asla ara vermememiz lazım. Plan program neyse bunları yapmamız lazım şeklinde düşünüp
Ben bu şekilde sorumluluğumu biliyorsam, sizlere bir söz veriyorum sonuçta. Ben bu şekilde sorumluluğumu biliyorsam, siz de bu sorumluluğu yükleneceksiniz ve asla ama asla vazgeçmeden bu PDF'lerden ders çalışacaksınız. Farklı PDF'lerden ders çalışacaksınız. Sonuçta dünyada matematiği tek ben anlatmıyorum. Farklı yerlerden de çalışabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Ama dediğimiz gibi bir plan ve bir program çok önemli. Bu plan program dahilinde lütfen sevgili gençler beraber yürüyüp gidelim 2020 Haziran'a kadar. Tamam. Benim söyleyeceklerim bu kadar bu sınav ajandası hakkında. Merak ettiğin sorular varsa yorum kısmına atabilirsin. Tek tek cevaplamaya çalışacağım hepsini. Bu gece son gecem artık yine yorumlarla uğraşacağım. Lütfen arkadaşlar beğenilerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi alalım yorum kısmına. Bekliyoruz. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve tabii ki her zamanki gibi klasik bol bol matematik çalışmayı unutmayın.